Ölçek ölçek. Öncelikle bir marina projesi incelemiştim hocam. Burada onun eskisini yapmıştım Sulubaya. Esinlendiğim birkaç şey var. Şu an hani projemde şey gibi duruyor. Direkt bunu alıp koymuşum gibi. Ama hani bunu kütlesel olarak bundan almak istediğim şeyler olduğu için öyle yaptım. Eski senin mi? Bu şey hocam, bu Portekiz'deydi galiba bir Ha, yat anladım. limanı. Ben bunun şeyini yaptım hani. Eskizini Anladım. yaptım elimle. Mesela senin o bunu değiştirmen gerekli. Yani Ne hocam? birebir aynı formu kullanmayacaksındır diye düşünüyorum. Evet. Yani dediğim gibi şey hani bunu şey için aldım. Terası hoşuma gitti. Hani şimdi marinanın yerine de kütle koymam gerekiyordu ya. Hani şimdi öylesine koydum. Daha içini çözmeye baş. Ben marinayı çözmeye karar verdim. Hani Tamam. ekstra bir şey çözülmemiz isteniyordu ya bizden. Hocam şimdi şöyle. Benim konseptim zaten odak üstlere pek çalışamadım bu hafta. Ama şöyle, burada da bir odak noktası yaratmak istediğimi söylemiştim. Ve burada da bir marina oluşturmak istediğimi söylemiştim. Tamam. Burada Anadolu Caddesi'nin, Anadolu Caddesi bulunmakta. Buradan üst geçitlerle burada küçük bir odak noktasıyla oluştu. Yani küçük küçük odaklar oluşturarak yine marinaya ulaştırmayı hedefledim. Küçük küçük Burası üst. noktalarla yapmanın sebebi neydi? Onu bir not al. Ya sen söyle de bir daha müdahale etmeyeceğim. Tamam. Oradaki durdurmanın şeyine kesintisiz varsalar daha iyi değil mi? Şöyle hocam, buradaki şu kahverengiler şu an hayalimde 10 kotunda. Şu kırmızılar yerde hocam, 0 kotunda. Bunlar şimdi üst geçitten geliyorlar. Burada bir kesişiyorlar yine. Daha sonra buradan rampalarla, eğimli kısımlarla zaten 3 boyutta da göstereceğim size. Tamam. Ulaşım sağlıyorlar. Aynı şekilde burada da. Çünkü hocam burası hani şu an küçük gibi görünüyor mu? Bakayım ne kadarmış mesela. Şunu ayarlamamışım. Burası yaklaşık 20 metre. 20 değil galiba. Neyse şu an kafam karıştı. Hani şuradan göstersem daha kolay herhalde. Şu an bir kaba taslak yaptım. Hem böyle nasıl desem. Burası hocam sonuçta denizi gören bir yol ve değerli bir yol olduğunu düşünüyorum. Burada sadece yol olarak değil de aynı zamanda hani böyle birlikte yine vakit geçirebilecekleri bir alanlar oluşturulabilir. Hani bankalar olabilir gibi Tamam. düşündüm. Daha sonra dediğim gibi bu yollara çıkılan rampalar olacak bu üst geçite. Ve bu üst geçit de hocam en sonunda marinanın terasına bağlanacak diye düşündüm. İsteyenler yine marinanın üstünde de bir teras oluşturacağım. Buradaki projeden esinlendiğim kısım bura hocam. Bu bayağı hoşuma gitti. Çünkü deniz var ve marinanın çatısını kullanmak çok mantıklı geldi. Orayı da değerlendirmek. Daha sonra hocam marinada da şöyle fikirlerim var. Ben Polonya'da da marina projesi yapmıştık ama onda daha detaysız, hani kolon bile koymamıştık. Onu da size göstereyim bir yere isterseniz de. Onda Tamam. mesela şey vardı, bir havuz da çözmüştük biz hani böyle. Şey diye bir fikrim var. Buralara hani bu küçük alanlara, şurada aslında kenarlarında yine oturma alanları koymayı planlıyorum. Ama belki bir kısmı da böyle hani turistlerin için olacak çünkü bu marina aynı zamanda. Havuz olarak değerlendirebilirim belki diye düşündüm. Size de fikrinizi sormak istiyorum bu konuda. Daha sonra bir böyle 500 ölçüye gelelim. Hocam ben Neufahrt'tan marina çeşitlerini araştırdım. Benimki hocam şehir marinası, mini marina ve tekneci dinlenme alanı olarak geçiyor benim düşündüğüm. Zaten yazıyor burada işte şehrin ilgi çekici yerine konumlanmalı. Sadece su turistlerinin gecelemesi için asgari hizmet. Yani buraya gelen turistler için de bu marina ile ilgilenen bir konaklama alanı da olacak bu marinanın içinde. Daha sonra burada söylemek istediğim başka bir şey var mıydı? Şuraya zaten yazdım hocam. Söylediklerimi de şey yaptım. Daha detaylı gelirsek bu çevresinden de marinanın yine teraslı bütünleşiyordu ya bu yol. Daha sonra buradan da yine bir rampayla seyir geçidi oluşturmak istedim. Yani denizi nasıl izletebilirim insanlara diye sürekli bunu düşündüm daha çok. Modelimde şu şekilde hocam. Şimdilik kaba taslak yaptım. Palmiye Burası. adalarına falan mı etkilendim biraz? Güzel olmuş aslında da. Neyden Yani hocam? bu Palmiye adalar var ya Dubai'de. Evet, ona benzemiştim. Ondan etkilenmemiştim aslında ama.
Bir giriş Ya kısmı iskele bu zaten, vermem o ada gerekiyordu. yapmamışsın sen de. Aynen. Hatta içeriye doğru değil, dışarıya doğru çıkan bir formda çalışmışsın. Onlar hani bir ağacı tasvir ettiği için marinanın ortasından, senin yani seninki ona benzemiş olsaydı, marinanın ortasından lineer bir aksla palmiyeye benzer şekilde dışarıya atardı. Sen palmiyenin üstünden Mirror gibi yani olmuş şey yapmışsın. benimki. Aynen terse yorumlamışsın. Olabilir yani, hani güzel bir düşünce olmuş ama tabii bu şu an yeterli bir görsel değil. Başlangıç için fena değil, sayılmaz. Olabilir. Kabul edilebilir. Ama biraz az çalışmışız sanki Duygu ya. Evet Değil mi? hocam, Gerçi daha sarıya kadar bahsettim falan. zaten size. Anladım. Yani Yani pek orayla umurumda. ilgili şey var. Şu antetleri yapma falan güzel olmuş. Eskiz fikri falan güzel olmuş. Burada ölçeği bine çekmişsin. O da uygun olmuş. 2500-200 yaptım hocam. Kaç, bir de bir yaklaşabilir miyiz onlara? 2000 5 bu. 2000 Şu pardon. 500. 2500. Öbür Şu tarafta ne da var? 200. Bu terası göstermek için. Anladım. Güzel. Yani kodlarını falan yazmışsın. Çok da güzel olmuş. Tamam. Marina artık olmuş bence ya. Bu teknelerde falan bir şeyler olacak mı? Tekneyle falan mı geliyoruz biz bu marinaya? Vapur, Evet o, seyahat gibi. yani şöyle burada bir giriş bulunuyor zaten. Hani hem böyle teknesi olan insanlar hem de turistler için ilgi çekici bir alan burası. Aynı zamanda hani mesela Boğaz turu yapılıyor İstanbul'da. Neden aynısı Bayraklı'da olmasın diye düşündüm. Hani Sana turizmi çok güzel geliştirmek bir için. düşünce söyleyeyim, aklıma geldi şu an. Tabii hocam. Şimdi bunun birazını kurgularsın. Bir tane deniz terminali yapmanı istiyorum buraya senin. Yani benzer şekilde düşün, bir formül. Mesela İstanbul'a gelen turistler direkt hiç böyle İstanbul-İzmir arası karayoluna bulaşmadan doğrudan vapur üzerinden, işte hem buraya gelerekten Bayraklı'yı böyle bir merkez haline getirecek ilginç bir çalışma yapabilirsin. Atıyorum sağ solu işte farklı şeyler olabilir. Yani İşte dış hatlar, iç hatlar falan gibi. Yani gezme mezme falan, ona göre bir şey yapabilirsin bence, olabilir yani. Ama biraz kurgulaman lazım, işte trafiği bozmayacak şekilde, deniz trafiğini. Evet. Giriş çıkışlarda bir denetim mekanizması belki olacak. Çünkü kimin nereden geldi, bir güvenlik kontrol, işte X-ray sistemleri, bir şeyler. Hani vapurdan indiği zaman insanların bir güvenlikten geçebileceğini falan gibi, buna benzer bazı ayetler. Yani tıpkı bir terminal projesi işliyor gibi. Hani yurt içi yurt dışı bir şey de olabilir. Yani veya Olabilir hocam, neyse, yani buna benzer bir araştırayım. şey yap ya. Bir araştır, tamam mı? Yani Tamam. deniz terminali mi diyelim? Buraya ben de yazayım terminali. Sen de not alıyorsan al, yoksa unutmam dersen. Dersi kayıtlar da var zaten. Şu anlık bu kadar çalışabildim Şu hocam. Daha yazılara çok bir vermeye bakabilir miyim? Sen yoğunlaştım. de şeyse ben kapat ekranı, sunacak bir şeyin kalmadıysa. Yok, bir ikisini yaptım hocam. Tamam, Ha peki. bir Ben de şimdi söylemek istediğim bir şey daha vardı hocam. Şurada evet. ince çizdim. Normalde burada bir otopark var hocam. Sizin verdiğiniz DVG'de ama benim fikrimce yani denize kıyısında olup bu kadar değerli bir alanda otopark bulundurmanın gereksiz olduğunu düşündüm ben. Yani bunu Evet. daha farklı bir şekilde çözümleyebiliriz yer Bence de. altında veya daha farklı bir yerde. Bunu Bence de. kaldırmayı düşünüyorum o Onu yüzden. yapacaksan da terminal projesinde rentekar merkezi falan yaparsın. Aşağı inen Aynen. turistlere direkt araç kiralaması yapıp gidebilirler. Bak ilginç. Yani kullanacaksan tabii. Kullanmayacaksan direkt kaldırmak da mantıklı. Ben de oradaki otoparkı sevmiyorum. Aynen hocam, bir de çok Yani hani büyük bir iş yani. amacı olması lazım. En azından hani benim ilk söylediğim o mesela şeylerde, işte nasıl diyeyim sana, yani rentekar gibi yaparsan aslına bakarsan ekonomik ve mantıklı olur, ama yıkmak bir şeyi ekstra maliyettir. Ama Evet. yıktığın zamanki karşılanabilecek zararla yeni yapılacak yapıdan elde edilecek kar birbirine tahmini olarak kazandırıyorsa ki de, biz bunu şöyle hesaplayabiliriz. Yani örneğin bir otopark projesi kaldırdığınızda yapılacak maliyetin fiyatı X ise ve otopark sadece tek bir işlevi varsa, sizin bir sonraki yaptığınız şeyde hem otopark işlevi, halka açık otopark işlevi bir kere kesin olmak zorunda. Orada öyle bir ihtiyaç varmış ki yapılmış. Bu işlevi sağlayıp bunun dışında ekstra bir ticari gelirse yaptığınız zaman, siz işte bunun uzun vadede hani amortiman sağlayacaktır bu yapılan yatırım. Ama tabii burada şöyle bir parametre de var. Biz normalde yatırımlarda ya da herhangi bir işte müteahhitler maksimum 5 senede amorti edecek yatırımlara para bağlarlar. Yani 5 sene Anladım. üzerinde amorti edecek bir tasarıma kimse girmez ki, Türkiye'de hadi 5 sene bile artık şu an çok kıymetli ve yani kimse 5 sene sonrasını söyleyemez yani ne olacağını. Doğru. Ama en azından büyük çapta bu projelerde maksimum 5 yıl diyelim biz. Yani normalde bazılarında, yani mesela atıyorum Kanal İstanbul gibi bir proje yaparsın. Tabii onda işte 10 yıla kadar
15 yıla kadar belki amortisman şeyi olabilir. Yani bilmiyorum onların tam şeylerini de. Ama burası için böyle bu çapta bir kentsel dönüşüm projesinde şey yani amortisman süresinin maksimum 5 yıl. Çünkü geçecek olursa eğer yani yani onda da işte bu bizi doğrudan bu projeyle ilgilendiren bir şey değil de hani fiyat ve performansı işte hesaplayarak oradaki kafe varsa menüdeki şeyden gelebilecek tahmin turistlerin analizlerine kadar ilerilerde böyle bir iş alırsanız yapmanız size işi alma konusunda elinizi güçlendirecektir. Tahmini gelecek şeyin %10 fazlası ve %10 eksiğine göre alaraktan iki türlü hesaplar yapıp bunları işverenlerinize götürebilir ve gönüllerini fethedebilirsiniz. Yani bu şekilde anladım olabilir. Bunu söyledikten sonra deniz terminali fikrini söyledik. Biraz geriye gel. Şu 1/2000 ölçekteki şeye bir bakalım bir daha. Bir vaziyete bakalım. Bak ben normalde ekran paylaşıp ben de gösterebilirim. Ben şey yapmayayım dedim şimdi istersen. Senden anlatalım dedik. Yukarıda kuzeye doğru biraz kuzey demişim şeye doğru. Doğuya doğru gidelim. Orada doğuydu. Kuzey değil. Doğuya doğru gidelim. O tepedeki doğu olan değil bölge. Evet. Kuzey oku orada değil zaten. Biliyorsunuz değil mi onu? Yani Ege Denizi'ne yani Ege Denizi güneyde değil yani. Dolayısıyla hani kuzey okunu koyarken karşıya dik yerleştirmeyin. Geçen bir arkadaşa ben ona dalgınlığıma iyi yapmışsın falan dedim de kuzey oku sola doğru bakacak. Doğru değil mi? Ege Denizi batıda. Hocam burası İzmir Körfezi ama şey o yüzden hayır okular... Ege Denizi batıda değil mi zaten? Evet. Ama evet. Burası şöyle girintili çıkıntılı bir yer olduğu için burası güney oluyor. Hiç öyle değil. İstersen Google Earth'ten bakabiliriz. Hocam ben. Bakalım ben mi şaşırıyorum? Şu an hemen açıyorum. Görünüyor mu şu an? Görünüyor. Ağaç Bayraklı diye yaz. Orada zaten şeyi çevirdiğin zaman, okunu çevirdiğin zaman nereye gösterdiğini, yani yön olarak gösteriyor zaten. Pusulası var ya Google Earth'ın. Bayraklı Fuat Edip Baksı Mahallesi diye yazarsan zaten... Şurası hocam arazi. Aşağı yukarı iyi hemen buldum yazmadan. Hocam alıştım artık. İyi. Bakın hocam böyle... Dur bir dakika. Tamam, böyle ama sen döndürüyorsun şu an. Bir saniye. Hayır bakın kuzey burada döndürmüyorum şu an bıraktım. Kuzey neresi? Dur onu ben bir kendi bilgisayarımdan bakayım oradan göremiyorum. İstersen siz paylaşın ben kapatayım. Fark etmez. Ben kapattım paylaşmayı. Tamam, ben paylaşayım şimdi bir dakika. Google Earth diyelim de. Hazır açmışken o zaman sana birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Sen oradan notlarını al. Ve tamam. Önümüzdeki haftayı seni biraz yoracağım Duygu. Yani ben... Projeye emek verdiğini düşünüyorum. Yani şu an 6. haftadayız sanırım. 6. ve 7. haftaya falan geliyoruz artık. Önümüzdeki hafta 7. hafta olacak sanırım. Yani biraz hızlanmamız lazım. Artık evet bu hafta, farkındayım. Yani en azından sana biraz yüklü bir ödev vereceğim. Önümüzdeki haftaya aralarda soru da sorabilirsin istersen ama çok fazla şey yapmadan, vakit kaybetmeden artık bir... Planlar vaziyet özellikle oturmuş olmalı. En az 3 yani 3 parçaya bölsen 3'te 2'sini tamamlamış olman lazım ki bunlardan birisi konut bölgesi olmalı ve marina bölgesi olmalı ki konseptinle alakalı olduğu için diyorum bunları. Konut bölgesinde hangi konutu yapacağını 3 aşağı 5 yukarı 3 artı 1 2 artı 1 vesaire bunları belirlemiş olman gerekli. Ve daha sonrasında da ufaktan yani sıkılmışsındır vaziyet çalışmaktan yavaştan da parselizasyon yapıp yani bu o önümüzdeki hafta o parselizasyon sonucunda da içerisine öngördüğün o konut projesini uygulama tekniğine uygun 1/50 ölçeğe geçmeden tabii önce bir taslaklarını eskizlerini falan yapacağız. Hı-hı. Onlarla ilgili çalışmaları da bekliyoruz. Ben sana bunlarla ilgili kapsamlı bir ödev yazacağım. Bu hı-hı, hafta hocam. İçi işte çalışırsın. Ama bu hafta işte biraz işin kırılma noktası. Yani ya kabuğunuzu bu hafta kırarsınız ya da en geç öbür hafta yani öbür haftaya kalırsa ki bayağı geç kalmış olursunuz da ya kabuğunuzu kırmalısın bu hafta sonu yani onu söyleyeyim. Artık çok ders anlattık bununla ilgili çok şey söyledik. Hı hı. Hani bir şeyleri çıkartabiliyor olmanız lazım diye düşünüyorum. Şimdi Fuat burası aynı. Şimdi bir dakika bak. Şunu bir aşağı çekelim. Bak burada dur pusula. Şimdi şu kırmızı olan yer kuzey değil mi? Yok güney. Kırmızı olan bir saniye. Evet doğru. Haklıymışsın.
Evet hocam. Üçüncü bölge için doğu oluyor, batı oluyor. Benim bölgem için Tamam, güneyde pusulayı kalıyor şu an deniz. tam karşıya aldık yani. Burak kuzey. Böyle bakalım. Ama yok. Bir de böyle kuzey yok ki. Ha doğru, tamam. İçeriye uyuk olduğu Evet. için öyle. Aynen, Ha. körfez olduğu için öyle hocam. Tamam, şimdi oldu. Şimdi. Ha. Bak bak. Doğru, çok iyi. Yani şimdi İmar Çapı olmadığı için tabii bir şey yapamıyoruz. İmar Çapı olmuş olsaydı buranın orada gösterir şeyi, yönünü de. İyi. Güzel. Şimdi gelelim. Neyse, burayı baktık, tespit ettik. Duygu bak. Not alıyorsan sana hemen ödevlerini veriyorum. Alıyorum hocam. Birincisi, benim şu vadeli de bir açayım ben şuradan da bir saniye. Birincisi bak, bu Marina bölgesinin 1 bölü 500 vaziyetini 1 bölü 200 vaziyeti yapmışsın zaten de. Tekrardan işte biraz daha detaylandırmanı istiyorum. 1 bölü 500 tekniğiyle ilgili vaziyette göstermemiz gereken ifadelerin bazıları eksikti. Şimdi sana onları göstereyim. Tamam. Neler eklemen gerektiğini. Hatta direkt ben de tam hatırımda değil. Şu şeyden de bir bakayım. Hani ekstra 500 ve 200 ölçekte olması gereken şeyleri söyleyeceğim sana sırasıyla. Zaten 500 ölçekteki gösterdiğin ifadenin miktarı A ise, 200 ölçekte gösterdiği ifadenin miktarı da 2A olacak şekilde bir orantı kurabilirsin. Benzer şekilde 1000 ölçekli yaptığım bir çalışmada da A bölü 2 detay verebilirsin. Sayı olarak diyorum. Tamam mı? Matematiksel açıdan dedim. Bunu şimdi yaklaştığımız zaman, şuradan bir yaklaşalım. Bak, 500 ölçek. Sahil yolu. Tamam, şimdi şu dursun. Ben sana örnek bir tane, geçen dönemde arkadaşlarınızın yaptığı, hani göstermiştim de yine de bir kere de buradan bak istersen. Onlar da 500 ölçek çalıştılar çünkü. Mesela Ömer'inkinden bakabiliriz, olabilir. Bunu dedik. Mesela Ömer 500 ölçek çalışmıştı. Ölçek 500. Burası 500 silüet. 500 BB silüet. Şimdi bak. Bizim ifadede istediğimiz şeyler bunlar aslında. Tamam mı? 500 tekniği budur. Civar binaları işleyeceksin. Trafiğin akış yönü. Not alıyor musun? Alıyorum. Trafik, araç varsa araç yolu. Trafik akış yönü. Yolların kaç metre olduğu. İşte sokakların isimleri, kendin de söyleyebilirsin, isim koyabilirsin. Birinci sokak, beşinci sokak, A sokak, B sokak diye sen de isimlendirebilirsin. Çünkü ya birebir aynısını yazsanız da olur. Siz de yeniden oraya bir yaşam şey yaptığınız için istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sıfır kodlarını, yani ya da mevcut harita kodlarını bilmediğiniz için sıfıra göre, denizi sıfır alaraktan bir kodları falan yazabilirsiniz. Bina üst kodlarını belli edebilirsiniz. Yani denizi sıfır alıp yukarıya doğru nereye denk geliyorsa oraları işte kodlandırın. Tamam mı? Bina üst kodları ve binalarla ilgili isim. Mesela işte nedir? Burası ana salon demiş. Diğer salonlar falan. Ya sen de Marina diye yazacaksın. Ona göre uydurursun. Marina ticari bir işletme olduğu için Marina'nın bulunduğu parsele şöyle bir ifade de ekliyorsun mutlaka. Şöyle bir kutu yapıyorduk. Bunu görmüşsündür muhtemelen. Şöyle bir tane de yazıdan alıyoruz. İçerisine. Hani önceki arkadaşlar kritikten inceleyebilir mi bilmiyorum. Büyük harfle M İstedim. yazıyoruz. Dur, yazamadık. M dedik. Bunda işte bir iki 3 kat büyütelim çünkü büyük bir harf bu. Yani buraya çizdiğime göre sen ölçekli bir şekilde yaparsın muhtemelen. 1,2 diyelim. Ya. Tamam. Bak, bunu bunun içine yerleştiriyorsun. Tamam mı? Şunu da biraz büyütelim. Yemeksiz ya. Tamam, şu M parseli yazdık. Tamam mı? Sonra bunun içerisinde bir miktar offset, ya offset atmayayım, ben direkt şöyle çizeyim. Hani eşit miktarda, bak şu büyüklükte eşit olacak yere 3 tane etrafında çerçeve geçiriyorsun. M parselin olduğunu anlıyoruz biz. O bölge çünkü ticari olduğunu ilan ettin sen oranın projende. Bunları ifade ediyorsun. Bunlar önemli detaylar. İşte Marina'nın içerisindeki üst kotunu falan yazarsın. Marina'yı zaten söz olarak belirtirsin. 200 ölçekte de Marina'nın içindeki o birimleri kesikli çizgiyle şöyle gösterebilirsin bak. Hani ne düşünüyorsun? O konaklama var mı yok mu? Hani içinden plan değil de, mesela şöyle bir yer yaparsın. Yaklaşık şu kısmı
Bunu da kesikli göstereyim ben şöyle. Demek istediğim biraz sonra anlayacaksın. Şöyle noktalı gösterebilirsin. Ölçeğini bunun şeye getirdim mesela. 30 desek nasıl acaba? 30 desek. Mesela şuraya dedik ki işte restoran. Hani restorantı, marinanın restorantı denize bakıyor demek bu. Veya burada bir çıkıntı falan varsa, ileride marinayı detaylandırmak istersen mesela, hani bir konut, bir de sosyal donatı yapacaksınız ya. İşte o aradaki şeyi bununla çözebilirsin diye düşünüyorum. Yani detay farkını. Tamam mı? Yani istersen. Yoksa 200 ölçek marinanın orayı çalışmaya da bilirsin. Bunu böyle söyleyelim. Diğer gösterdiğimiz ifadeler şu. Mesela malzeme detaylarına hafiften girebiliriz. Yani senin projen de şuradaydı. Mesela ağaçlara, bitkileri, çimleri girmişsin, çok güzel. İkiz ölçekte bunların işte ne tarz bitki olduklarını falan da yazabilirsin. Hafiften. Aynen, çok küçük kutularda. İşte palmiye olabilir, işte çim veya çiçeklerin olduğu böyle çiçeklikler falan diye not düşülebilir. Şu yürüme yolları, sahil yolu, işte ahşap, mesela şunları ahşap malzemesini belirtmişsin. 500 ölçekte gayet güzel olmuş. Burada mesela bir kilit parke mi oluyor? İşte farklı bir malzeme mi? Ya da hiç böyle şey yapıp tarama atmayıp otoketi kastırmamak için. Parantez içerisinde şöyle bir yazı düşebilirsin. Buradan düzeltme yapamıyorum herhalde ama şöyle göstereyim. Sahil yolu yazan yer şurası olsun. Buradan bir kopya alalım. İşte atıyorum, şurası sahil yolu dedik. Bunun altında tekrardan bir kopya daha alalım bundan. Mesela sahil yolu birinci ifadeye metreyi yazıyorsun. X metre bazalt taş veya ne bileyim işte bazalt, kilit parke atıyorum. Kilit parke. Mozaik. Ahşap. Mozaik yazdım. Mozaik. Bunları yazıyoruz. Bunlardan da eğer, yani gerçi bu 200'e de kaçar, hatta 50'ye falan da gider de, yani çok elzem değil ama yaparsan daha şık duracağına eminim. Birim taş ölçülerinde en boy yükseklik olarak yazarsan hani uygulamada faydası olur da, bu normalde uygulamanın notudur. Tamam mı? Hani şöyle de en boy yükseklik çarpı çarpı yazılır. En boy çarpı yükseklik yazılır, kapatılır. Bir tane taşın verilerini girerekten böyle bir sahil yolu yazan yazının altına küçük tonlarda, bunu da küçük yazıyoruz, kocaman yazmıyoruz. Yani oran olarak 1/3 kadar işte. Anladım. Şöyle dedik. Yani şu. Şöyle diyeceğiz mesela, tamam mı? Yani tarama atmasam bile bunu en azından görelim. Ondan sonra bunu anlaştık sanırım. Bunu ifadeyi verebilirsin. Başka mesela gözden kaçan bir şey var mı? Ona da hızlıca bir bakayım. Vaziyette dur. Kodlar, işte şeyleri dedik. Varsa engelli rampası falan ya da merdivenler, onların işte eğim yönlerini falan gösterebilirsiniz. Bak, o da yaz. Betonarme rampa diye yazmış mesela Ömer'de. Sonra işte su perdesi falan demiş. Ondan sonra yani bu şekilde belki bir de binaların dış ölçülerini verebilirsin veya parselin dış ölçülerini versen yeterli. Sen marinayı çizmeyeceksen ölçüler önemli değil o kadar. Marinanın dış ölçülerini vereceksin. Peyzajını yapacaksın. Yapmışsın onu da zaten. Sıkıntı yok işte bu. İşte yer geçitlerini falan gösterebilirsin. Trafik lambalarını falan göstermiş. Yani bu. Yani 200 ölçekte de trafik lambalarını gösterebilirsin. İşte güvenlik varsa güvenliği falan göstermiş, ne yazıyor. Bu yani hani. Bu şekilde işlemeni isteyeceğim. Marina artık tanımlı bir alan çünkü. Marina'yı detaylandırabilirsin diye düşünüyorum. Benzer detaylar konuta geçtiğin zaman, yani bir konuta uygulama olarak 1/50 ile başladığında da aynı bu detayları konutun vaziyetinde de isteyeceğiz. Diğer yerlerde vaziyette bu kadar detaya girmene gerek yok. Hiç tamam, yok hatta. Hocam. Çünkü 1/1000'de bir, hatta 1/1000'de birebir de falan bu şekilde yapmayan hiç bulaşmayın. Birebir dediğimiz olay Google görselidir yani. Onu yapamazsınız zaten. Yerdeki sigara izmaritinden güvercine kadar çizmen gerekir ki, mümkünatı yok yani öyle bir şey. Bilgi otoket patlar. Evet. Yani o yüzden onu zorlama gerekiyor. 1/2000'den veya 1/1000'den genel vaziyeti yapıyoruz. Bunun buradaki gördüğün detayın %50 hatta %60 oranında daha az halini 1/1000'e işliyoruz. 2000'de daha da düşük. Onu işliyoruz. 500 tekniğinden ama bu detay bence çok çok iyidir. 200 daha da detaylı oluyor ama yeterli yani. Bunu 200 tekniği olarak da algılayabilirsin. Sıkıntı tamam, yok hocam. Yani aşağı yukarı böyle bir şey bekliyoruz. Bunu anlaştık. Notunu aldın sanırım. Yol aldım. İsimleri, cadde isimleri, büyükler falan, onları yazdık. Şimdi bunu dedik. İki. Sende olmayan şeylerden bir tanesi şu. Bir dakika. Hatta bugün için ben şuraya da not almıştım. Bir tane sabahtan bir arkadaşına daha kritik verdik. Ders notlarımda sanırım.
Muhammed Ali. Bak. Onun projesinden göstereceğim. Yani istediğim şeyin bir tanesi de şu tarz bir çerçeve. Bu sarıları ben çizdim. Şimdi bu şekilde düzenli bir çerçeve oluşturuyorsunuz. Vaziyet bunun içinde oluyor. Uzayda olmayacak böyle. Seninkinde hani bir çerçeve vardı gerçi de 1/1000'de. Hani daha dekoratif bir şey yapın. Yanlarını biraz uzatın. Bir geriye de gelebiliriz. Ne kadar yaklaşmışız ya. Şunlar da birleşmemiş bak. Bu bir havada çizgi olmasın. Re-enter yapınca olur hocam. Birleşik de hepsi. Tamam. Herhalde kastığı için öyle. Yani bu belki şey de olabilir. Şimdi direkt AutoCAD şeyi değil yani. Hani çakma bir AutoCAD Weaver mı diyelim öyle bir şey. Yani buradan dönüşüm de yapılabiliyor da. Bak yani şu çerçeveyi almışsın. Sen de bir çerçeve içinde çalışmışsın. Güzel olmuş. Hani ama biraz boşlukları organize etmekte sıkıntımız var. Daha değerli toplu olsun diyorum tamam. Ben. Mesela bak buradaki detayları şöyle yapabilirsin. İşte marina tarafı olduğunu düşün burayı. Böyle bir çerçeve içerisinde belli bir şey de alıp 1/500 ölçek kenarına büyüttüğünü zaten onu yapmışsın. Sonra o 1/500 içerisinde marinanın işte içinde bir tasarım varsa mesela burada ne varmış? Su ögesi gibi bir su yolu diye bir şey var. Sandalla seyahat edilebilecek diye not düşmüş. Dedim ki bak bundan sonra böyle bir not istemiyoruz. Artık yani ilerledik şey olarak. Şöyle bir çerçeve oluşturuyoruz. Çerçeveyi 4 parçaya bölüp planı, buranın planını 1/20 daha detaylı olur. 1/50 olabilir. Planın hemen altında ne yakışır? Kesit. Aynı ölçekte. Sonra görünüş silüet şeklinde olacak ama kısmi silüet. Yani mesela şuraları sarıları kesikli çizgi gibi düşün. Boydan boya arazi silüeti almıyorsun. Sadece ilgili bölümü küçük bir kesitini silüet olarak görmeni isteyeceğim. Daha sonra Pinterest'ten ilham aldığın görsel yani yorum katılmış şeklinde tabii ki ya da perspektif el eskizi senin o yaptığın o eskizleri koyup neydi ne oldu? Yani şunlarda 3 yorum senin şu Pinterest'ten aldığın görsel olabilir yani buradan yola çıktık demek için. Tamam mı? Böyle bir şey yapıyorsun. Birim detayları da bunu istiyoruz. Yani yaptığın özel tasarım neyse işte marinanın içindeki o sandal yolunu yapabilirsin mesela. Sandal iskeleleri falan oradan bir detay kesebilirsin. Buradan bir ok çıkartıp bunu gösteriyorum. Marinayı 1/500 gösteriyorum veya 200 gösteriyorum. Sana kalmış. Daha sonra konut bölgelerinden de işte bir yer alıp konut bölgesini mesela parselizasyona böleceğiz. Onu da nasıl yapacağını birazdan anlatacağım. Sonra dersi bitirelim. Tamam. O konut bölgesi içerisinde özel bir düşüncem bir şeyim varsa onları da işte böyle daire içerisine alıp tekniğine uygun olarak 50, 20, 100, 200 büyütüp oradan detaylar verebilirsin. Tamam mı? Bu şekilde. Tamam. Bunun dışında şuraya bir tane şöyle bir antet oluşturuyoruz. Şurada senin görsellerin, vaziyetin vesaire var. Bunların hepsi de mümkün olduğunca hani şu baştaki büyük karenin içerisine yerleştirmeye çalışın. Tamam mı Duygu? Tamam. Kenarlara bu senaryo, konsept ve şeyleri, diğer o verileri şimdi tek tek işleyeceğiz, alacağız. Bunun dışında öbür tarafında sen istediğin bir şeyler yapabilirsin. El eskizlerini koyabilirsin şuradaki diğer dikdörtgen alanına veya farklı bir şeye geçebilirsin. Kod şey diyebilirsin. Konut planlarını falan diyebilirsin mesela. Konut tip, planlar, kesitler, kesit taslakları diyelim. Taslakları. Tamam mı? Mesela tamam. 3+1 çözmeye karar verdin. Atıyorum. Ya da 2+1 çözmeye karar verdin. 2+1. İşte tip B dersin. Şöyle bir parantez koydum. Şuradaki o zaman şu ifade gereksiz oluyor da neyse işte anladın sen. Plan, kesit, taslakları. Bunları buraya çizebilirsin. Alt alta getirirsin. Bak değerli toplu durur. Onları evet hocam. Ya pafta oluşturmak gibi Photoshop'ta. Aynen. Şimdi bu pafta da aynen öyle. AutoCAD'de oluşturuyorsun o paftayı. Sonrasında zaten o resimde AutoCAD'e attach yapıp tife çevirebilirsiniz. Tife çevirmeniz gerçi ayrı bir plugin için. PDF'ye çevirirsiniz. Size pafta olur işte. Photoshop'ta boyarsınız. Evet doğru. Tamam. Şimdi bunu dedik. Senaryo konsept diye bir alan oluşturuyoruz en başa. Sayfalarca yazı yazma. Düzgün ve kapsamlı konsepti, senaryoyu anlatan bir paragrafı geçmeyen yazı eşittir analiz raporu diyebiliriz buna. Tamam mı? Hani yaptığın o analizlerde düşüncelerini oluşturduğun ve konseptini anlatan bir paragrafı geçmeyecek yazı. Tamam mı Duygu? Tamam. Şimdi olay şu. Bunu yaparken de şeye dikkat ediyoruz. Şimdi konseptte biz burada işte senin konseptindeki marina fikri falan var. Konseptinin şeyinin bir artık etiket isim olmasından çıkmalı. Tamam mı? Hani neydi şu an konseptini hatırlayamadım. Neydi? Sıçrayan odaktı hocam. Sıçrayan odak. Odak sıçraması. Mesela, odak sıçraması pardon. Tamam odak sıçraması. Bak mesela odak sıçraması konsepti yani bu işte isim yani şöyle söyleyeyim. Tam anlatmıyor. Tamam mı? Yani biz ne dedik konseptle ilgili derslerde?
Hani olabilir. Bak bunu ne demek istediğimi ben az çok tahmin edebiliyorum. Odakları şaşırtarak bir şeyler yapmak istiyorum falan gibi diyorsun ama bu tam anlaşılmıyor ve uyumsuz da. Yani odak sıçraması deyince benim kafam böyle bir acayip oluyor yani. Hani o kadar kafa karışıklığı yapmaya gerek yok. Konsept için biz önceki derslerde şunu demiştik. Ne dedik? Hemen sana gösteriyorum. Bak orada not olarak aldım. Bir dakika. İzmir Bayraklı'daki ders notlarımız. Şuna geçtik. Şuna geçtik. Bizim buradaki konseptten beklentimiz şuradaki üçüncü ifade. Amaç, araç ve senin mimari yorumun. Yani senin sıçrayan odak aslında üçüncüye denk geliyor. Ama buradaki sıçrayan odaktaki aslında bunların hepsi koparılamaz, onu da söyleyeyim. Siz buna takılıyorsunuz. Buradaki işte amacı, aracı da bir arada yapman gerekli, düşünmen gerekli. Bunları sen yazmana gerek yok konsepte, tamam mı? Hı-hı. Çizimde anlatacaksın. En son, bak en son konsept tamam dediğimizde, yani şuraya tik attığımızda vaktin kalırsa en üstte bir tane label, yani şey etiket isim atabilirsin. Yani mesela ne diyebilirsin? Bayraklı City. En basitinden saçmaladım yani şu an. Hı-hı. Ama o işte konsept, hani isim oluyor, konsept olmuyor. Genelde sizin karıştırdığınız en büyük hata bu. Eğer aşağıdaki o amaç, araç ve senin yorumunu tam yazıp da üstüne de bir etiket takarsan ki bu şey ise bildiğin pazarlama stratejisindeki insanların psikolojisine hitap eden güzel bir şey oluyor yani. Hani orman konutları, deniz konutları falan deyip ama onun altında aslında sıçrayan odak fikrini yansıtabilme gibi bir şey mimarın görevi olmalı diye düşünüyorum misal. Doğru hocam, bize karıştırıyoruz o ikisini. O aynen, ona dikkat et. Bu tamam, bunu yapıyoruz. Tekrardan ben şuradan şeye döndüm. Bunu burayla ilgili bana hatırlat, sana bir şey de anlatacağım. Tamam. Şimdi bir saniye, senin projem buradaydı. Tamam, bunu dedik. Muhammed Ali'nin projesi üzerinden devam edeceğiz. Şunu da kapatalım. Şimdi bitti bununla. Analiz rapor dedik. Tamam. İkinci, her hafta istisnasız kişi sayısı hesabı istiyoruz. Bu olmadan sizin havadaki yaptığınız her şey havada kalır. Yani yaptığınız çizimdeki yaptığınız her şey havada kalır. Yani bir şeye oturtamazsınız. Şimdi bunu yaparken birinci önceliğimiz bilimsel veya istatistiksel veri eğer varsa. Mesela sen turistlere yönelik bir şeyler yapıyorsan turistlere, İzmir'e gelen turist oranlarından yola çıkabilirsin. İzmir'in mevcut nüfusundan yola çıkabilirsin. Bir şeyler hesaplayıp bir kabul edebileceğimiz bir rakam olmalı. Eğer hiçbir şey bulamıyorsan, kabul olarak yola çıkıyorsak kişi sayısını minimum 3700 yazıyor orada. Tamam mı? Hı hı. Bunun üzerinden hesaplarını yapacağız. Yani istersen mesela 6000 yapanlar var, 7000 yapanlar var, 3700 yapanlar var, 4000 yapanlar var. Hani arkadaşların arasında diyorum. Hani hı hı. Sen de burada bir artık kişi sayısını bilimsel olması sana artı puan getirir. Eğer yoksa direkt uğraşmadan hani 3700'ün üstünde herhangi bir rakamı ben yani sığıyor ya, 3700 hesaplamışlar diğer gruplarda da. Bunun üzerinden 4000 deyip mesela 4500 deyip yola da çıkabilirsin zaman kazanmak için. Ben böyle kabul ettim hocam diyebilirsin. Tamam. Olur. Ayrıca demografik yapı, bunun da doğrudan nüfus verilerini incelemeniz zor ama yaklaşık bir şeyler bulabilirsiniz. Bunda da kabul odaklı. Yani demografik yapıyı da bilimsel bulursanız çok iyi ama bulamazsınız diye tahmin ediyorum detaylıca. Bunda da kendi kabullerinizi yapabilirsiniz. Sizin kişisel inisiyatifiniz oluyor bu. Kabul edilir yani, bu da bir veri olarak, mimarın kişisel inisiyatifleri de bilimsel bir veri olarak değerlendirebiliriz biz bu projede. Sorun değil. Buradaki elde ettiğimiz şey şu olacak. Yani demografik yapıdan kastettiğimiz olay. Mesela 3700 kişi belirledim varsayıyorum. 3700 kişinin içerisinde kaç aile var? Kaçar kişilik aileler daha yoğunlukta? Mesela 3 işte 2 çocuklu aile, işte 3 çocuklu aile, tek çocuklu aile deyip çok böyle dallandırmaya gerek yok yani. 6 çocuklu aile de İzmir'de pek olmaz yani. Hani gibi düşün. Hani bu hocam, şekilde bir gruplandırma yapabiliriz. Tahmin üzerinden yapacağız peki yani? Varsayım üzerinden mi bu? Yani varsayım aynen, bu kabul olarak gitmen daha kolay olur yani burada. Yani mesela bu kadar şeyi ya standart olarak da mesela iki çocuklu aile için yola çıkabilirsin. Anne baba iki çocuk dersin. Yani toplam 4 kişilik bir işte şey var, birey var. Bunu niye yaptığımızı anlatacağım sana. Hani bunu yaparken öğrenci sayısını takribi yapabilirsin. Bu sana 1+1 için referans verecek.
Yaşlı, genç ve kadın erkek sayıları üzerinden de çeşitli şekilde hani kabuller yola çıkarak bu 3700'de hani onları nereye toplayacağız? Sağlık ocağına yakınlığı, işte ne bileyim işte alışveriş merkezlerine yakınlığı, mesela bayanlar belki alışveriş merkezine yakın olması daha şey olur, hani nüfusla orayı daha şey yaparken gibi düşünebilirsin. Yani bunun gibi ilişkileri de vaziyetle şey yaparsanız güçlenir yani, projeniz güçlenir. Bunları belirledikten sonra, şu aşağıdaki demografik yapıyı kabul ettikten sonra bize bu aşağıdaki dediğimiz şu için şuna ön veri verecek. Yani konut tipolojileri için. Mesela sen burada 3700 kişi de tamam yapacağız da kaç artı kaç ve kaç adet yapacağız? Evet. Yani hani 3 artı 1 mi yoğunlukta olacak? 2 artı 1 mi yoğunlukta olacak? 4 artı 1 mi? 1 artı 1 mi? Ya da karma bir bina mı? Yani hani nasıl bir şey? Hı hı. Hani onu anlamaya çalışıyoruz, anlatabiliyor muyum? Eğer bunu tam olarak belirlersek, mesela diyeceğiz ki burada aileler çok fazla kalıyormuş. İşte senin kabulüne göre yola çıkıyorum. İşte 120 metrekare işte bir kişi için de bizim yeterli metrekare, onu biraz sonra göstereceğim. Hani 4 kişilik aile için 120 metrekare yeterlidir. Bunun için 3 artı 1 katta 4 daire vesaire deyip hani buradan bir parselizasyon yakalamaya çalışacağız. Ona gelelim şimdi. Tamam. Şimdi biz dedik ki 3 artı 1 üzerinde buranın ailelerin daha yoğunlukta olduğu bir yer olduğunu varsaydık ve dedik ki 3 artı 1 yapacağız. 3 artı 1'de de gene bir dallanma yapabiliriz istersek. İşte katta 4 daire ve katta 3 daire olmak üzere iki tip yapabiliriz. Parselimizin büyüklüğü ya da şeyine göre. İstersen tek tip de yapabilirsin, bak ona da razıyım ben. Yani çünkü 2 artı 1, 4 artı 1, 1 artı 1 de olabilir. Ben örnek olsun diye söylüyorum bunu. Şimdi bir birey için asgari yaşam fonksiyonlarını sağlaması da 30, 35, 40 metrekare yeterli. Hatta 40 metrekare çok lüks. Yani 4 kişilik bir ailede 40 metrekare bir bireye harcarsan 160 metrekare yapar ki 3 artı 1 için çok büyük. Yani Kayseri'de, hatta Türkiye'nin birçok yerinde 160 metrekare net olan yerler ya da brüt olan yerler hani neredeyse şey yani 4 artı 1 oynar yani. Hatta yapılıyor. Yani öyle söyleyeyim. 3 artı 1'e 160 metrekare çok büyük. Yani sen mümkün olunca 30-35 arasında takılman gerekecek. Bundan ötürü hani mesela dedik ki biz burada toplam 25 adet mesela buradaki kişi sayısını işte aile sayısına böldüğümüzde işte senin yaptığın o hesaplarda 25 adet konut yaptık diyorsun. Tip A diyoruz. Katta 4 daire. Buna da tip A dedim. Katta 4 bağımsız bölüm olduğunu varsayıyorum. O kişi, oturan kişi sayısını falan da ulaşabilirsin kat sayısında çarptığın zaman. Ama bu çok mühim değil. Bizim burada taksi yakalamamız önemli. Taksi dediğimiz olay. Şimdi 120'den katta 4 bağımsız bölüm olursa taksim 480 oluyor. Biz size bir veri verdik hatırlıyorsan. Bu verideki şey neydi? Bir parselin %40'ına maksimum proje oturabilir. Dolayısıyla bir parselde maksimum %40'ına yapı oturabiliyorsa 480 tersten yapıyor %40'ı. Yani 40 bölü %'de çarparak da. %100 çarpı 40'a böldüğün zaman 3 artı 1 tip A konutunun parsel büyüklüğünü buldum. Kaç çıkıyorsa. 1200 gibi bir şey çıkıyor herhalde de. Bu şekilde bir hesap yaptım. Demek ki ben şuradaki arazide şu konutları yerleştireceğim yerde ben 1200'lük parsellere bölüyorum. Yola cephesi olan 1200 metre ölçekli bir şekilde parsellere böleceğim ki içine proje otursun. Ön cepheden 5 metre çekilir. Yan cepheden 3 metre çekilir. Kalan içerideki temiz alana da bağımsız bölümlü olan 3 artı 1 projemi tak diye oturturum. Ondan sonra senin mimari algın. Bunu vaziyette 500 ölçekte konut bölgesini çalışırken de şunlara dikkat etmeni isteyeceğim. İşte 3 artı 1 tip A, işte konut ticaret mi, konut mu sadece ya da ticari mi, bunları yazıp kat sayısını koyuyorsun. İşte bir de mimari kod verisini giriyorsun. Aynı marinada yazdığın gibi. Tamam mı? Bunlara ifadeye dikkat. Bunları not alıyorsundur diye düşünüyorum. Biraz hızlı gidiyorum ama zamanını da kazanalım diye. Kısa kısa notlar, öyle çok şey yapma. Buraya kadar anlaştık mı Duygu? Kafana takılan bir şey var mı? Şu an yok hocam. Evet, tamamen sistematik gidiyoruz bak. Hani bu şekilde yaparsanız projenizi hani nereye ne yapacağınızı tam olarak bilirseniz, bir yere takılıp kalmazsanız 3-4 haftada projeniz biter. 3 haftada biter hatta. Hocam konsept sorunu olmasa yani konseptle ilgili bir sorun yok. Yani şöyle, konsept dediğim gibi biraz süreçte çözülebilecek bir şey. Direkt siz takılıp kalıyorsunuz oraya. Siz önce evet, bir yani sistematik yaklaşarak gidin. Yani marina içerisinde. Yani şöyle söyleyeyim. Biz dedik ki bak, amaç, araç ve senin yorumun. Yani sen diyorsun ki marinayı değerlendireceğim. Mesela bu yani o sahil değerlendireceğim mesela. Tamam mı? Yani bunu sen bize söylersin. İlla mesela şey yapmana gerek yok. Bize bir isim takmak zorunda değilsin ya konsept anlatacağım diye. Direkt projeni anlatmaya başla. Tamam, bütün jürilerde böyle yap yani.
konseptle ilgili hocam veriyi ben içeride size anlatırım şeklinde bir şey dersen hocalarına, ileriki projelerde hani ben olurum olmam çok bir şey değil. Bunu anlatman da şöyle bir fayda var. Onlara ikna edebilirsin. Yani anladım. Konsept üzerinde hocam fikrim var ama şu an tek bir kavram üzerine yerleştiremedim. Ben anlatayım projeyi, siz de orada bana fikir verirseniz sevinirim şeklinde ilerleyebilirsin mesela, tamam mı? Anladım. O konsept sende de saklı kalabilir şu an için. Ta finaline kadar süren var. Tamam mı? Önemli olan şuradaki sistematikle bir başlaman, yoksa proje ilerlemiyor. Tamam mı? Bunu yapman lazım diye düşünüyorum. Sonra 3 artı 1'de istersen tip B deyip katında uygun şekilde çözebilirsin. Tabii buradaki şeylerden bizim şöyle bir hesabımız daha olacak. Yani biz mesela işte kaç tane 1 artı 1 çözüyoruz? Kaç tane 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1? Hani bunların uygun şekillerde işte bak konut tipi sayısı hesabı kaç adet 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1? Bunlar kaçar tipte olacak? Tek tip mi? İkişer tip mi? Onlar da işte katta kaçar dairesi olacak falan gibi yazıp onlardaki kişi sayılarını da ortalama bir şekilde hesaplayıp hangisine yoğunlaşmak istersen işte 2 artı 1 çözebilirsin, 1 artı 1'e kaçabilirsin veya 3 artı 1'e kaçabilirsin. Hı hı. Onu da 1 bölü 50 uygulaması yapılacak şekilde çizmenizi bekleyeceğiz ama parsel büyüklüğü olmadan buna başlayamazsınız. Evet. Değil mi? Tamam. Bunu bu şekilde dedikten sonra geçebiliriz diye düşünüyorum. Şuradaki bölüme ne koyacağımızı ben tam düşünemedim ama sen bir şey uyduruyorsun. Bir görsel, render, bir şeyler, eskiz atabilirsin. Evet. Veya bunun sayısını ona göre siz bölersiniz. Çok sorun değil. En aşağıda antet. Varsa bireysel logon ve üniversitenin logosunu koyabilirsin. Tamam hocam. Tamam. Buraya da aynı işte numaran, öğrenci numaran, isim, soy isim falan işte. Mesela böyle bir antet. Bunu ben şu an kendim yaptım bu derste de. Siz isterseniz anteti tepeye falan da alabilirsiniz. Farklı bir şekilde olur ama bu şema olmalı yani. Düzenli evet, yapmalıyız. Tamam mı? Tamam. Çok verimli bir dersti hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar ama haftaya senden istediklerimi anlamışsındır diye düşünüyorum. 3 artı 1 konut taslaklarına kadar bir şeyler olsun yani. Hani şu kişi sayısı hesabı kesinlikle olsun. Konut tipi hesabı olsun. Parselizasyon yapmanı kesinlikle istiyorum. Bütün özellikle şu çerçeve içerisinde almış olduğum alanlarda yani bir konut bölgesi bir de marina bölgesi kesinlikle. Marina artı konut bölgesinde parselizasyon yapılacak. Ama bunun notunu al. 3 artı 1 taslak projesi yapıyorsan, hangisini yapıyorsan yani 3 artı 1 demeyeyim. Konut taslaklarının tipolojisine göre taslağını o at diyorum. 1 bölü 500 marinayı detaylandır diyorum o eksiklere göre. Başka da unuttuğumuz bir şey var mı? Bence yok ya. Bunu yaparsan zaten bu haftayı yeterince anca kalanlarını da öbür hafta konuşuruz. Şu an aklıma gelmiyor. Ha şu detayları da falan uygun, tekniğine uygun varsa yaparsın. Yoksa hiç girme bile. Tamam hocam. Bir şey soracağım hocam. Peki, soru ha, alalım. Onu bize diyecek. Haftamızda hocam şey olacak mı? Proje dersi olacak mı? Bize haftamız yok. Bize de muaf tuttuk. Hepinize yok verdim. Şey soruyorum hocam. Şimdi bizim diğer derslerin vizesi olacak ya. Normalde okuldayken hiçbir ders olmuyordu vizedeyken. Evet. Şimdi ders olacak mı? Yani şimdi şöyle biz serbest çalışıyoruz. Aşırı serbest eğitim, esnek eğitim veriyoruz. Yani biz farkındaysan normalde salı günü olacak dersi bugün günlerden perşembe sanırım bu veriyor. Ya bizim için zaman problem değil. Siz çalışmalarınızı yapıp göstermek isterseniz gösterin. Yoksa ben bu hafta sıkıldım ders almıyorum dersen şey olabilir. Ya yani yoklama açısından soruyorsan onu ben de bilmiyorum. Sormadım çünkü ama ben yani derslere sizi devamsızlıktan bırakmak yani uzaktan eğitimde. Yani yapmadığınız işlerden bırakmayı daha çok tercih ederim şahsen. Tamam, yani devamsızlıktan bırakmak çok mantıklı değil. Zaten yani biz de okula devamsızız şu an. Doğru. Yani hocam yüzden... siz Kayseri'de mi yaşıyorsunuz? Evet, evet. Benim ablam da o Naci Yazgan'dan mezun olmuştu. Öyle mi? Ama psikolojiden, evet. Vallahi 2019'da. Kaç mı 2019'da? Yok ben 2017 canım, tanımam. Ha, 200 dönemiymişsiniz. Tabii canım. Yani hani bir de ben şöyle bir durum, son dönemde geçtim oraya. Çok üniversite ulaştım ben ya, hani 2-3 üniversitede Erciyes vardı, işte Melikşah vardı kapanan. Sonra işte Nuh Naci'ye geçtik. Erciyes'te çok kısa bir süre geçiş dönemi oldu sadece yani. Evrak işlerinden ötürü. Nuh Naci Yazgan'da son bitirme projesini oradan aldım. Bir de pardon bitirme projesini diyorum. İki proje Nuh Naci'den aldım. Bitirmeyi de Konya'dan aldım. Bayağı bir üniversite gezdim. Aynen yani. Hocam. Çok keyifli oldu. Şimdi en son Niğde'ye geliyoruz. Burada da işte şey yapıyoruz. Bakalım.
Hala ben de şey yapıyorum yani hani kendimizi geliştirmek için bir şeyler yapıyoruz işte. İnşaat falan okuyorum ekstra. Bunlar da işte mesleğe katkı sağlaması için. Yani gündüzde mesai bölmeyecek şekilde. İşte Anladım. bozmayacak şekilde. Bilgiden zarar gelmez. Biz bilgiden para kazanan insanlarız. Yani kendinizi hep geliştirin. Ya yani mesela gidip sen de işte ablan gibi psikoloji okuyabilirsin. Hani böylece mimarinin psikolojisiyle ilgili bir kitap yazabilirsin. Yani güzel olur ya yani, mesleği seviyorsan tabii yani. Benim için mimarlık bir yaşam felsefesi. Yani ben olaya çok parasal açıdan bakmıyorum. Tabii ki bu işin bir bedeli var. Onun altına düşmeyeceksin ama bu iş öyle 3-5 tane kişinin elinde harcanacak bir şey de değil. Yani hani sana ilkokul mezunu gelip de emrivaki yapıp da önüne taslak koyup da şunlar yapılacak, şöyle edilecek, böyle edilecek deyip de Şunu bir sizi imzala. ipotek altına almamalı. Siz de o adamın isteklerini en güzel şekilde tatmin etmeli ve kendi yorumunuzu da katıp imzanızı atabilmelisiniz. İşte bilim ve sanat yönü bu oluyor mimarinin. Bilimsel açıdan müşterinin istekleri de bilimsel işleri. Hani sizdeki bu dediğimiz projedeki kişisel kabul ve inisiyatiflerinizin olan kısımlar iptal olup orada müşterinin istekleri diyeceksiniz sadece. İnisiyatif dediğimiz şu alan müşteri istekleri olacak piyasada. Tamam mı? O bu. Şuradaki gördüğün dört madde içerisinde de sana bütün projelerdeki geçişin biletini veriyorum. Tamam mı? Yani birden sekize kadar bütün projelerde olmazsa olmaz şey temel tasarım. Basic design. Yaratıcı proje yapmak istiyorsan basic design'ın güçlü olacak. Yani temel tasarım ilkelerinin çoğunu bilmek zorundasın. Bunları hatta sadece Türkçe kaynaklardan değil, İngilizce kaynaklardan da oku, daha hızlı gelişirsin. Artı iki, kontrol mekanizmamız. Her derste söylüyorum, bir kere daha söyleyeyim. Mühendislerde 3E kuralı vardır, bizde 7E kuralı vardır. 7E kuralı artı bunların işte bilimsel yani nesnel kanıtı ve minimum inisiyatifle hani işte etik değerleri savunduğunu ya da ekolojik değerleri savunduğunu bunun bilimsel kanıtı elini güçlendirmek için zaten bu olması gereken bir şey de bunun nesnel verilerini ortaya koyabiliriz. Mesela Kayseri'de hava kirliliği çok yüksekse işte bununla ilgili bir veriyi koyup projenin bir kenarına raporuna ya da raporuna yazabilirsin daha iyi olur. İşte o kanıtları ek dosyalarda oluşturup işte buradaki çözümünü yani bu hava kirliliğine karşı yaklaşımın neymiş onu yazarsın ve minimum inisiyatif kullanırsın. Yani şöyle rastgele bir tane zipline çizerekten böyle bir proje olmaz yani. Tamam mı? Evet, Ya da haklısınız. polilay çizerek olmaz. Üçüncü aşamada konsept. Senin yorum kısmı. Amaç, araç ve işte düşünceleri. Sanatsal, bilimsel neyse. Yorum katışın. Bu soyutlamaların, somutlamaların son ifadede çiziyorsan çiz. Yani mimari projeyse mimari ben genelde mimari çizersiniz diye böyle yazdım. İç mimaride de iç mimari teknik ve görsel ifadelerine dengelenecek. Peyzajsa onun tekniğine uygun. İşte ölçeğine, ifadesine vesairesine. Ürünse ürün. Grafikse grafik. Yani her şeyi bu şekilde yapabilirsiniz. Buna da piyasada pazarlama diyoruz. Yani yaptığın işi satma. Tamam mı? Bu dört tanesini yaptığınız takdirde dört şeye gururla şöyle tık atabilirseniz tık 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 diye projeniz başarılıdır. Paranızı da İnşallah. alır cebinize koyarsınız. Evet. Bence bu kadar yeterli ders. Fazla da vaktimizi almayalım. Epey de uzun sürdü zaten. Evet, biraz vaktinizi aldım ben, kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Öyle değil. Bizim işimiz bu zaten de. Tamam. Görüşürüz o zaman. Var mı bir diyeceğim? Duygu. Yok hocam, bir sorum olursa, müsait Yok yok. olursa size Yani yazarım bu zaten. şeyleri hızlı bir şekilde başlayıp önümüzdeki haftaya bekliyorum. Güzel şeyler Tamam hocam. bekliyorum. Beni hayal Tamam. kırıklığına uğratma lütfen. İnşallah hocam, çabalayacağım. Tamam, tamamdır. Teşekkür Hadi görüşürüz. ederim. Kendinize iyi bakın. Sen de bay bay.